GSM Action'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Samsung Galaxy S23 Ultra ekran değişimi yapacağız. Bu şekilde cihazımızı göstereceğim hemen. Evet. Cihazımız sol köşeden darbe almış. Power tuşuna basalım. Evet, görüntümüz var. Gördüğünüz gibi Samsung cihazımız geldi. Darbemiz sol köşeden. Ama kasasında herhangi bir sıkıntısı yok. Yani çatlağı kırığı mevcut değil. Evet, beyaz ekranı daha iyi belli olur. Tam bu köşe. Evet, cihazımızı kapatalım ve onarımına başlayalım. Kalemimizi çıkartalım. Ve cihazımızı ısıtarak başlıyoruz. Isımızı kontrol edelim. 39 derece. Derece. Yeterli bir sıcaklığımızdır. Alkolümüzü köşeden doğru hafif döküyoruz. İşte yardımıyla gitar penimizle dört köşemizden dönerek cihazımızın arka kapağını açıyoruz. Evet, direkt çıktı. Evet, arka kapağımızı bu şekilde göstereyim. Cihazımızın içi. Hızlı bir şekilde konnektörlerimizi sökelim. NFC ve kablosuz şarjı. Evet, kablosuz şarjımız ve NFC'miz. Bunu da bir köşeye ayıralım ve batarya konnektörümüzü söktük. Ekran konnektörümüz, Araflex'imiz, antenimiz ve kalemin anteni. Bu şekilde göstereyim. Bunları da sökelim. İç kulaklık flexlerimizi. Alt taraftan başlayalım bu sefer. Buzzer'ın olduğu yerden açalım. Evet, buzzer'ımızı boşa alıyoruz. Gördüğünüz üzere buzzer'ımız. Şarj board'umuzun üzerindeki vidalarımızı sökelim.
ve sim treyimizi sökelim. Koaksiyel kablomuz, arafileksimiz ve şarj bordumuz. Gördüğünüz üzere şarj bordumuzun üzerinde sim kart yuvamız, şarj bordu, mikrofon, antenlerimiz. Bu şekilde ayıralım. Ekran fleximizi ayırıyoruz. Ve üst buzzer'ımızın vidalarını söküyoruz. Evet, buzzer'ımız şu şekilde göstereyim. Köşeyi ayıralım. Kameramız, son küçük bir vidamız var. Evet, gördüğünüz üzere anakartımız. Anakartımızı bir köşeye ayıralım. Bataryamızı çıkartıyoruz. Evet. Bataryamızı ayıralım arkadaşlar. Ön kameramızı sökeceğiz şimdi. Biraz ısı uygulayacağız oraya. Evet, kameramızı boşaldık. Evet, eski ekranımız, köşeye ayıralım ve yeni ekranımızı çıkartalım. Taktığımız ekran orijinal servis ekranımız. Evet, kalemimizi de takalım. Bataryamız için çift taraflı bantımızı kullanıyoruz. Flexlerimizi açalım. Ve anakartımızı yerine oturtturduk. Çok ince bir silikon sıkarak kameramızı sabitliyoruz. Yeterli olacaktır.
Evet, bazılarımızı yerine oturtturduk. Evet, bataryamızı yine tutturduk. Araflex'imizi yine tutturuyoruz. Batarya konektörümüzü yerine oturtturduk. Ve NFC antenlerimizi yerine koyup oturtturuyoruz. Evet, silikonumuzu dört köşemize inceden sürüyoruz. Aynı şekilde camlı tozlarımızı da bulalım. Arka kapağımızı kapattık. Power tuşumuza basalım. Evet, gördüğünüz gibi Samsung hızımız geldi. Kalemimizi de kontrol edelim. Evet, kalemimiz de çalışıyor. Kameralarımıza bakalım. Evet. Hızlı bir şekilde mengenimizi oturtturalım. Evet, işlemlerimiz bitti. Videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür eder. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.